Mustafa Kemal'in bu isteği durumlarından hangilerinin göstergesidir? 9. Ordu müfettişi göreviyle Havza'da bulunan Mustafa Kemal, kendisine bağlı komutanlıklar ve valiliklerden, sadrazam ve padişahlara, Paris Barış Konferansı'na gidecek delegelerin, ulusun tam bağımsızlığı ve yurtta çoğunluğun azınlıklara feda edilmemesini, ilkelerini savunacak kişiler olması gerektiğini belirten telgraflar çekilmesini istemiştir. Öncelerimize bakalım arkadaşlar yani Mustafa Kemal bağımsızlıktan asla taviz vermeyecek birilerinin bu konferansa gitmesini istemiş. İstanbul hükümetinin ulusal çıkarları koruyacağından endişe edildiğinin. Evet arkadaşlar çünkü eğer İstanbul hükümeti bu uyarılara uymazsa... E, imzalayacakları anlaşma şartlarının ağır olacağını Mustafa Kemal tahmin etmiş. Milletin padişahlara olan bağlılığından çekinildiğinin bununla hiçbir alakası yok arkadaşlar. Mondros ateşkesinin imzalanmasına engel olunmak istendiğinin Hayır arkadaşlar anlaşmanın imzalanmasına engel olunmak istenmiyor. Anlaşma maddelerinin düzgün olmasını sağlamak istiyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız yalnız bir yani A şıkkı olacaktır. Bu kararın durumlarından hangileriyle ilişkili olduğu söylenebilir. Amasya genelgesinde milletin bağımsızlığını sağlamak amacıyla Sivas'ta bir kongre toplanacağı belirtilmiştir. Peki arkadaşlar öncülerimize bakalım. Mebusan Meclisi'nin çalışmalarına hız kazandırması. Arkadaşlar Mebusan Meclisi dağıtılmıştı biliyorsunuz ki ve Mebusan Meclisi henüz açık değil. Yani aslında Amasya görüşmelerinden sonra Mebusan Meclisi açılacak. O yüzden birinci öncüle ulaşamayız. İstanbul hükümetinin sorumluluğunu yerine getirmemesi. Evet arkadaşlar işte buna ulaşabiliriz. Çünkü bunun sebebi zaten eğer Sivas'ta bir kongre topluyorsak biz bu işi daha da ileriye götüreceğiz. İstanbul hükümet hiçbir şey yapmadığı için biz bir şeyler yapmaya çalışıyoruz demektir arkadaşlar. Milli mücadeleye resmiyet kazandırılması. Resmiyet kazanması için de bir takım anlaşmalar, görüşmeler yapılmalı arkadaşlar. O yüzden buna da ulaşamıyoruz. Aksine Sivas'ta hala engellenmeye çalışılıyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız B şıkkı olmalıdır. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlardan hangileri Erzurum Kongresi'nin yerel olmaktan çok ulusal bir kongre olduğunu gösterir? Bakalım arkadaşlar Doğu Anadolu illerinde büyük çoğunluğu Müslümanların oluşturduğunun belirtilmesi. Arkadaşlar bu yerel olduğunu gösterir değil mi? Çünkü Doğu Anadolu illeri demiş sadece Türkiye'nin genelinden bahsetmemiş. Vatanın parçalanamaz bir bütün olduğunun açıklanması işte bu olur arkadaşlar ulusal bir kongre olduğunun kanıtıdır. Mebusan meclisinin derhal toplanmasının gerekli olduğunun belirtilmesi. Arkadaşlar meclis bütün ülkeyi ilgilendiren konuları konuşacağından dolayı bu da ulusal bir kongre olduğunun göstergesidir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olmalıdır. Sivas Kongresi'nin aşağıdaki özelliklerinden hangisi Anadolu'da başlatılan ulusal kurtuluş girişiminin bir hükümet gibi hareket edeceğinin en açık kanıtıdır? Bakalım arkadaşlar, bir hükümet gibi hareket etmek için aslında yasama, yürütme, yargı gibi yetkileri elinde bulundurabilecek kurumlara sahip olmak gerekir arkadaşlar. O zaman bakıyoruz. Tüm engellemeler rağmen toplanması, hayır arkadaşlar, manda ve himayeyi kesin olarak reddetmesi bu sadece alınan bir karardır. Ulusal direnişi, sevk ve idare için temsilciler kurulunu seçmesi. Bakın arkadaşlar, adeta küçük bir meclis doğmuş değil mi? O zaman bir hükümet gibi hareket edeceğinin kanıtı bu olamaz. Olmaz mı? Elbette olur. Önemli olan meclistir zaten. Mustafa Kemal'in Kongre Başkanı seçilmesi. Hayır arkadaşlar değil. Kongre'ye katılan üyelerin İttihat ve Terakki Cemiyeti ile ilişkilerinin olmadığının açıklanması. Bu da değil arkadaşlar. Bu da sadece İttihat ve Terakki Cemiyeti üyelerinin güven kaybetmiş olmasından dolayı biz onlardan değiliz diye bir açıklama yapmaları arkadaşlar. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olmalıdır. Mustafa Kemal'in Osmanlı heyetini Ankara'ya götürmesinde durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Mustafa Kemal ve arkadaşları Ahmet İzzet Paşa başkanlığında oluşturulan Osmanlı heyetiyle 5 Aralık 1920 tarihinde Bilecik'te görüşmüşlerdir. O günün tanınmış devlet adamlarından oluşan bu heyeti daha sonra Mustafa Kemal trenle Ankara'ya götürmüştür. Peki arkadaşlar bakalım. Ankara ile İstanbul hükümetinin işbirliği yaptığı izlenimi yaratmak. Evet arkadaşlar aslında dışarıdaki düşmanlar için böyle bir izlenim yaratmak istiyor. Kendisine olan kamuoyu desteğini artırmak. Tabii ki arkadaşlar çünkü Osmanlı heyetini destekleyen insanlar da var. Eğer onlarla işbirliği içinde görünürse kamuoyu desteği elbette artacaktır. İstanbul hükümetinin Kuvayi Milliye'ye katılanlar hakkında verdiği kararların uygulanmasını geciktirmek tabii ki arkadaşlar bir nevi oyalamak gibi düşünebilirsiniz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. İstanbul hükümetinin bu tutumunda durumlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Mebusan Meclisi'nin İstanbul'da toplanması üzerine Mustafa Kemal'in girişimiyle temsil heyetinin Ankara'ya gelerek burada mebuslarla gruplar halinde görüşmelerine karar verilmiştir. Ancak İstanbul hükümeti Mustafa Kemal'in mebuslarla görüşmesini engellemeye çalışmıştır. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Yasama gücünün etki altında kalmasına engel olmak. Tabii ki arkadaşlar çünkü eğer e, bazı insanlar temsil heyetiyle aynı fikirde olmaya başlarsa bu İstanbul hükümetini olumsuz etkileyecek bir durumdur doğru Mebusların Ankara'ya gitmesine izin vermeyerek merkezi otoriteyi güçlü tutmak. Arkadaşlar burada da aslında mebuslar bizi dinliyor. Mustafa Kemal ile birlik olmuyor ve bu sebeple de Ankara'ya gitmiyorlar izlenimi oluşturmak istiyorlar. Ama arkadaşlar tabii ki onlar gidecekler. Bu da doğru. Anlaşma devletlerinin İstanbul'u işgal etmelerini önlemek. Bununla tabii ki bir alakası yok arkadaşlar. Bu anlatılan metin tamamıyla aslında milli mücadeleye karşı olduklarını gösterir. İstanbul işgaliyle hiçbir alakası olmayacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olmalıdır.